Önceki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve tabii ki burada da Shiba'nın uzun vadedeki potansiyel fiyatlarını değerlendirmeye çalışacağız. 2023'ten bahsetmiştik. 2024'te kaldık. Bu arada haber de şu şekilde devam eden bir haber. Bakın yok yok içinde tişörtler, şortlar bile var. 2024 yılında kaldık. Şimdi 2023'te 4.03'lere kadar göreceğini düşünmediğimi söylemiştim. Fakat 2024'te de buralarda kalacağını düşünmüyorum. Yani 4.057 pozisyonları. Daha önceden de bunu eleştirdim. Hani bu hisse senedi değil ki, hisse senetleri bile bu şekilde işlemez. Sadece daha durgun bir fiyat yapıları olduğu için ve yıldan yıla büyüme ve çeyrek noktasında bir analizleri bulunduğu için hareket eder. Mesela çeyrek çeyrek rapor yayımlarlar. Bu doğrultuda belli bir zaman dilimi, belli bir çizelge hesaplanır ve devamında denir ki ha, tamam işte okey. Bu şekilde bir ortalama büyüme rotası hesaplanabilir. Bu bile tam olarak tutan bir şey değildir tabii ki hisse senetlerinde. Kripto paralarda asla tutmayacak bir şeydir. Ayı boğa döngüsü diye bir gerçek var. Hisselerden tamamen farklı bir olay var burada. Bambaşka bir olay var. 4.057 noktasına gelince boğa sezonunun ortasında şimdi bizim 2024 dediğimiz ETF kabulü desen, tarihsel çizelge desen, halving desen vesaire desen, odur budur desen her türlü 2024'te ilk çeyrekte ortalama Bitcoin ATH yapar. Çoğu kişi de bu konuda zaten fiyat zaman daha doğrusu fiyattan kasıt zaman çizelgesi olarak 2024'ün ilk çeyreğinde zaten çoğu kişi hemfikir Bitcoin ATH yapmış olur. Ondan sonra o 4-5 aylık bir süreç ortalama 4-5 ay 4,5 ay civarında bir süre zarfı için ne oluyor? Sürekli bir ATH egalasyonu. ATH üstüne ATH. İşte bir onu kırdı bir onu tarzında üst üste ralliler seyrediyor. Piyasadaki acemi yatırımcılar, yeni yatırımcılar giriyor. Altcoin'lere geçiş oluyor. Shiba burada yatırımcıların potansiyel olarak en çok giriş yaptığı altcoin. Bu şartlar altında 4.057'ler makul değil. Ne olabilir? Spekülatif kaçar. Bu vaktiyle düşünmek lazım. Genelde 3.01'leri hedef, hani boğa hedefi olarak verirler. Olabilir yani söylenebilir tabii ki. Biraz daha politik bir hedeftir bu. Doğru. Bu da bir gerçek. Hani 4.0 demişim. 3.01 hani Bitcoin'in 100 bin doları, XRP'nin 5 doları gibi yani ATH yapar. Nereye ATH yapar? Buraya ATH yapar. Öncekinde üstüne koyup. Tabii daha üzeri de olabilir. Maksat söylediğim yanlış çıkmasın mantığıyla söylenen minimal ATH hedefleridir. Biz de öyle söylemiş olalım madem. 2025 manuel yakım tarihidir. Hani Shipcoin'de bir manuel yakım bekleniyor. Tabii bir de potansiyel olarak ekibin yapacağı son yakım olduğu için yüklü bir yakım olması bekleniyor. Çoğu tarafından da üzerinden de. Neden ekibin yapacağı son yakım diyorum? Çünkü bundan sonra artık ekip kavramı olmayacak. Halka adapte edilecek son geliştirmeler gerçekleştirmiş, son geliştirmeler yapılmış ve üzerindeki depler kurulmuş olacak. Velhasıl artık ne kusama ne de üzerinde net bir hiyerarşi kalmayacağı için son yakım olmasını bekleniyor. Velhasıl ne kadar yakarlar? Tabii tartışmalar var. 80 trilyon diyen var. 120, 200 trilyon yakacak diyen var. Kesin bir şey söyleyemiyoruz ama 2025'teki ATH'i 24'ün üzerinde olur aşağı yukarı. Artık 2026 için dediğim gibi 2026 yani kim öle kim kala. Kaldı ki 2050. Ha, 2050'ye diyor ki minimum 62 sent, ortalama 89 sent. Ondan sonra 1.06 senti de şeye koyuyor. Maksimum noktasına koyuyor. Yani çok doğru değil. Tamam mı? Yani olabilir mi? O zamana kadar yaşarsa olabilir de o zamana kadar yaşar mı? Ne bileyim yaşar mı? Shiba'nın son kazançlar. Shiba'nın son haftalarda gözyaşı döktü ve 3 ay sonra ilk kez fiyatından bir sıfır sildi. Hakim olan rally'nin bir sonucu olarak Shiba şu anda yaklaşık %10'luk 7 günlük bir büyümeyle 106 dolardan
işlem görüyor. Şu anda da yani an itibariyle bu seviyeye yakın hafif aşağısında işlem görmeye devam ediyor. Ek olarak varlığın piyasa değeri geçen ay 2 milyar dolardan fazla arttı. Bu olağanüstü büyüme Shiba Inu piyasa değerine göre ilk 10 kripto para biriminin hemen gerisine koyuyor. Kısa süre içinde büyük ihtimalle ilk 10'a da girer. Yani çok yüksek bir ihtimalle ben 10. sıraya atabileceğini düşünüyorum. Tabii şu anda geri çekilmeler gerçekleştirdi falan derken hafif düşüşler yaptı. Bundan kaynaklı olarak 12 en son 20'den kalktı mesela 14'e kadar çıktı. Sonra hızlıca bir 11 yaptı. Şu an 12'ye geriledi. Muhtemelen birkaç gün içinde bence yani 10. sıraya oturabilme ihtimali çok yüksek. Evet. Shiba Inu potansiyeli diyor. Telegram'ın SHIB için fiyat tahminleri iddialı. Ancak olasılıklar dışında da değiller. Firmanın analizi Shiba Inu'nun önümüzdeki yıllarda kripto pazarında önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu tabii ki şeye bağlı olacaktır. Nasıl diyeyimse Shibarium ne kadar gelişme gösterecek. Diyorum ki bütün ekip zaten bütün planı bunun üzerine kurdular. Öyle ki ekip diyor ki Shibarium'u kurarız. İnşaatını yaparız yani üzerine bir takım son inşaatları veririz. İnşa ederiz bla bla. Devamında projeyi bırakırız diyor adamlar. Yani çok açık bir şey söylüyorlar ve çok keskin bir şey söylüyorlar aslında. O yüzden soru belli. Shibarium ne kadar başarılı olacak? Dediğim gibi bunun kesin bir cevabı yok. İyi bir çıkış yaptılar. Biz Shibarium'un ne kadar başarılı olacağını, ne kadar tutacağını görebilmemiz için altyapısı güçlü mü? Çok güçlü. Ama kesin bir şey söyleyebilmesi için bir çıkması lazım. Bunu kullanan, geliştirme yapan tarafları görmemiz lazım. Ve ne kadar yaktığını vesaire görmemiz lazım ki ortalama bir yani çizelge üzerinden konuşabilelim. Shiba Inu'nun güçlü topluluk desteği ve büyüyen ortaklık listesi uzun vadeli başarısını katkıda bulunabilecek faktörlerden sadece ikisidir. Ortaklık demişken aralığın sonunda diyorum. Ağustos'un sonunda Kusama'nın yapmış olduğu duyuruya göre tam günü belli olmasa da bu Ağustos sonu 3 yeni ortaklık duyurulacak. Kripto projesi büyümesini mevcut hızda sürdürürse 2050 ve sonrasında kolayca 62 sente ulaşabilir. Zaten bu konuyla alakalı biliyorsunuz ki konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.